Burada şimdi biz daha yeni. Evet. Bayram öncesinde bir hafta. Hemen hemen. Bulunduğumuz şey, ortam Anadolu Selçuklu döneminin ünlü hükümdarlarından Alaaddin Keykubad'ın yaptırmış olduğu bir saray. Keykubadiye Sarayı diye literatüre geçmiş olan bir sarayda bulunuyoruz şu anda. 1220'li yılların ortalarında yapılmış olan bir saray. O saraydan günümüze kadar çok fazla bir şey gelmemiş. İki tane yapı kalıntımız var sadece. Biz bu iki yapı kalıntısı çevresinde kazı çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz. Kazılarımız bildiğiniz üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına yürütülmekte. Biz 2015 yılından itibaren özellikle resmi anlamda kazı çalışmaları başladık ve 2022 yılında 8. sezonumuzu sürdürüyoruz. Pandemi sebebiyle ara vermedik ama kazı yapamamıştık. Geçen sene biz bulunduğumuz alanda ilk kez kazı çalışmasını bu alanda yaptık. Daha önceki senelerde geri planda belki görselde biraz sonra izlenir. Orada yürütüyorduk. Ama özellikle geçen sene başladığımız bu alanda çok önemli verilerle karşılaştık. Hemen belirteyim. Aralık ayına kadar geçen sene sürdürdüğümüz çalışmalarda hemen arka planda gördüğümüz tonozlu yapı diye bahsettiğimiz yapının etrafındaki o açtığımız alanda divanhane dediğimiz, bir bakıma işte taht salonlu dediğimiz alanda, mekanla karşılaşmıştık. Bu bizi çok heyecanlandırmıştı. Çünkü sarayın önemli bir bölümü olarak bunu geçen sene tespit etmiştik. Tabii etrafında ne var ne yok onu çok fazla bilemiyoruz. Veya daha doğrusu şöyle diyeyim. Aslında bu iki yapı kalıntısının dışında burada nasıl bir veri var, nasıl bir yapılaşma var, ona dair hiçbir bilgimiz yok. İşte her şey toprak altında ve özellikle bu sözünü ettiğim alanda, tonozlu yapı dediğimiz alanda yeni veriler, yeni mekanlar ortaya çıkmaya başladı. Belki mimari anlamda çok önemli verilerle karşılaştık. Fakat bizim beklediğimiz anlamda, yani bir divanhanede, bir taht salonu dediğimiz bir bölümde, süslemeli olması gereken bir bölümde ne yazık ki küçük buluntularla, yani süsleme amaçlı çini vesaire gibi buluntularla çok fazla karşılaşamıyoruz. Bunun sebebi de çok büyük bir talan var alanda. Ama bazı bölümlerde ve özellikle de zemin döşemesi sarayın genel yapısı ile ilgili önemli veriler sunmakta. Biz bayram öncesinde kazı çalışmalarına başladık ve kazı çalışmaları büyük bir ihtimalle Eylül ayı ortalarına kadar devam edecek. Bu süreçte tabii biz dediğim gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına yürütüyoruz ama bizim esas mali açıdan sponsorumuz diyebileceğimiz Türk Tarih Kurumu. Onların desteği ile, mali desteğiyle götürüyoruz kazılarımızı. Bunun ötesinde yerelde de özellikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Şeker Şirketi'nin desteğiyle kazılarımız daha iyi yürütülmekte, daha sorunsuz devam etmekte. Ben özellikle hem kendi kurumlarımıza hem de yereldeki kurumların yetkililerine teşekkür etmek istiyorum.